Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da içinde bulunduğumuz Ağustos ayı itibariyle pek çok değişiklik olacak. Neler değişecek hayatımızda ve bu değişiklikler bizleri nasıl etkileyecek? Bunların hepsini tek tek sizlerle paylaşacağım. Ağustos ayı itibariyle Almanya'da telif hakkı, demiryolu işçilerinin grevi, yeni kimlik kartları gibi pek çok konuda değişiklik var. Aynı zamanda çocuk yardımıyla ilgili de değişiklikler söz konusu. Düşük gelirli aileler hartz çocuk yardımı veya konut yardımı gibi yardımlara bağımlı olanlara hükümet çocuk başına bir defaya mahsus olmak üzere 100 euroluk bir ödeme ile yardım edecek. Hükümet yapılacak para yardımını çocukların boş zamanları ve hobiler için kullanması çağrısında bulundu. Evet 100 euro geliyor çocuk başına. Yeni başvurulan kimlik kartları Ağustos ayı itibariyle iki parmak izi içeren bir çipe sahip olacak. Parmak izi zorunluluğu artık belge sahteciliğine karşı daha dayanıklı hale gelmeyi amaçlıyor. Telif hakları ile ilgili bir değişiklik var. Ağustos ayı itibariyle telif hakkı yasası açısından çevrim içi platformlara yeni kurallar uygulanacak. Kullanıcılar platformlarında telif hakkıyla korunan eserler yayınlarsa Çevrimiçi platformların operatörleri sorumlu tutulabilir. Bakın bu çok çok önemli bir konu. Yani siz Facebook hesabınızdan, Instagram'ınızdan başkasına ait müzik, görüntü yayınlarsanız bunun sorumluluğu o platformun sahiplerine ait ve size ait olacak. Yani artık eskisi gibi değerli izleyicilerimiz YouTube'da, Instagram'da, Twitter'da orada, burada başkasına ait görüntü, ya ses, müzik gibi şeyleri kullanmak yasaklanacak. Glifosat yasa neymiş bakalım glifosat. Tartışmalı ot öldürücü glifosata artık bu ay itibariyle vatandaşların kendi bahçelerinde kullanılmasına izin verilmeyecek. Ürünün oyun parklarında, spor sahalarında ve parklarda kullanılması da yasak. Glifosat Avrupa Birliği genelinde 2022'nin sonuna kadar hala onaylandığından Avrupa yasalarına göre tamamen ulusal bir yasak mümkün değil. Glifosat içeren bitki koruma ürünleri de 31 Aralık 2023'e kadar geçiş dönemi boyunca onaylanmaya devam edecek. Evet, Ağustos ayı itibariyle bildiğiniz üzere değerli izleyicilerimiz Almanya'nın bazı bölgelerinde okullar açılıyor. Öğrenciler Mecklenburg-Batı Pomeranya'da bu bölgelerden bir tanesi 9 Ağustos'tan itibaren demiryolunda gecikmeler ve arızalar olabilir. Alman tren sürücüleri sendikası grev ilan etti ve doçaban çalışanları için yüzde 3.2 lik bir ücret artışı yapılması gerektiğini söyledi Evet değerli izleyicilerimiz Almanya'da Ağustos ayı içinde bulunduğumuz ay itibariyle meydana gelecek değişiklikler Şimdilik bu kadar Saygıdeğer izleyicilerimiz bildiğiniz üzere Avrupa'da ırkçılık adeta patlamış vaziyette maalesef ve maalesef koronavirüs döneminde ırkçıların daha çok meydanlara çıktığını, daha çok sesini duyurmaya çalıştığını ve daha çok saldırı gerçekleştirdiğini hep gördük bu ekranlardan ve Emekli TV'den ben size defalarca aktardım. Şimdi Almanya'da bir ırkçının almış olduğu hapis cezası ile ilgili bir haberi paylaşacağım sizlerle. Almanya'da kamu görevlileri ve Müslümanlara yönelik silahlı ve bombalı eylem hazırlığı yaparken yakalanan neonazi Suzanna G. 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde yapılan karar duruşmasında Suzanna G'nin camilere kundaklama girişimi planladığı, bu amaçla aracına çok sayıda benzin dolu şişe depoladığı belirterek hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Suzanna'nın tüm bunları nasyonel sosyalizme olan inancı nedeniyle yapmak istediği belirtilen kararda Evinde yapılan aramalarda bomba yapımında kullanılan malzemelerin de ele geçirildiği belirtildi. Diyanetleri Türk İslam Birliği Ditibe bağlı İmam-ı Azam Camisi'ne Mart ayı başında domuz resmi ve gerçek tabanca mermisiyle asla güvende olmayacaksınız yazılı tehdit mektubunu gönderen Suzanna G'nin iki Alman politikacı iki Alman politikacıya da içinde mermi bulunan mektuplar gönderdiği tespit edilmişti. Nürnberg yakınlarında bir kasabada doğal tedavi uzmanı olarak muayenehanesi bulunan Suzanna G'nin Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi katleden Nasyonel Sosyalist Yeraltı Terör Örgütü tanıkları Ralf Wolben ve Andre Eminger ile irtibatının olduğu da ortaya çıkmıştı. Almanya'da ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde ırkçılar hortladı. Şimdi geçtiğimiz aylarda Kuzeyren Vesfalya bölgesinde görevli 170 tane polisin ırkçılık yaptığı ortaya çıkmıştı ve bunların kurdukları WhatsApp hattında ırkçı paylaşımlarda bulundukları ortaya çıktı bu kişilerin cep telefonlarına el konuldu şimdi işin enteresan tarafı şu bu polislerin yani adaleti hukuku korumakla görevli olan polislerin ırkçılık yaptığı açık beyan bir şekilde ortada ama ne hikmetse bunlara hiçbir şekilde 12 ayın üzerinde bir ceza vermiyorlar. Çünkü 12 ayın üzerinde bir ceza verilirse bu polisler meslekten men edilecek, atılacaklar. Bunları göstermeli kamuoyu tepkisinden korktukları için 7, 8, 9 ay gibi 10 ay gibi cezalar veriyorlar. Ve sonra bu ırkçı polisler, değerli izleyicilerim, kaldıkları yerden hiçbir şey olmamış gibi görevlerine, yani bu ırkçılık görevine devam ediyorlar. 170 tane polisin olması demek aslında bunların en az 2-3 bin kişi olduğunun göstergesi. Bu yakalananlar 170 kişi. Kim bilir daha neler var. Kayıtlara geçmeyen, vatandaşı sokakta çevirip hukuk dışı davranan, ırkçılık yapan daha ne polisler var acaba? Ama hiçbirini meslekten çok böyle ekstrem dışında hiçbir şekilde meslekten atmıyorlar. Şimdi 8-9 ay ceza veriyorlar. Döndüklerinde daha da kinleniyorlar. Düşmanca tavırlarına daha da artı bir dozaj ekliyorlar. Hani insan hakları, hani demokrasi, hani hukuku korumakla görevli polis nerede? Bütün hepsi için söylemiyoruz. Görevini dürüst yapanlar var tabii ki. Ama ne hikmetse içinde bulunduğumuz dönemde bunlar adeta hortladılar. Alman siyasetçiler de çıkıp bunlarla ilgili daha sert yasalar çıkarmıyorlar ısrarla. Ne hikmetse yasaları sertleştirseler belki ırkçılık yapmaları bu kadar kolay olmayacak. Tabii ki insanların zihninden ırkçılığı silemezsiniz, çok zor şeyler. Ama Almanya gibi yabancılarla, göçmenlerle yaşayan bir ülkede adaleti, hukuku korumakla görevli polis yapıyorsa sokaktaki adama bir şey söyleyemeyiz o zaman. Polisin kendisi yapıyor. Bir sürü vatandaşımız diri diri yakıldı. Hanao'da bir sürü saldırı oldu. Gencecik çocuklar hayatını kaybetti. Hepsi ırkçı saldırılar. Bu mu insan hakları, bu mu demokrasi? Bu ülkenin kalkınması için 1961 yılından beri Türkler çalışıyor. Göçmenlerle yaşayan bir ülke Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsveç, İsviçre, Norveç. Hepsi göçmenlerle ayakta. Ama ne hikmetse bunu kabullenmek istemiyorlar arkadaşlar. 100 yıl geçse, 100 yıl sonra bizden sonra gelecek olanlar da bu gazeteciler de bunları anlatacaklar. Hiçbir şey değişmeyecek. Belki de ırkçı saldırılar daha da artacak. Çünkü yasalar yeterli değil yeterli olsaydı gereken cezaları alsalardı hiçbir şekilde bu ve benzeri olaylar olmazdı 170 tane polis ne demek ya Kuzeyren Vesfalya'da çoğu Köln'de en çok vatandaşımızın yaşamış olduğu kentlerden bir tanesi Hatta daha önce kamuoyuna yansıdı bir polis diyor ki hadi diyor bugün diyor Türk avına gidiyoruz diyor. O söylemiş olduğu polis itiraf etti. Dedi ki her sabah biz çıktığımızda bana diyor ki hadi diyor Türkleri avlıyoruz diyor bugün diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bunu kabul etmek mümkün mü? İçinde sanki Türkler ne yaptıysa ne yapmış yani? Böyle bir ırkçı yaklaşım olabilir mi? Ne oldu bu polis? Meslekten men edildi mi? Hayır, edilmedi. 8-9 ay ceza verdiler. Görevden uzaklaştı. Sonra geldi. Bu sefer ava devam etti. Sinyal vermedi diye, yabancı diye pek çok kişiye hakaretler eden polisler olduğu ortaya çıktı. Sinyal verme. Cezasını yazar gönderirsin. Hakaret nedir? Maalesef değerli izleyicilerimiz siyasetçiler sesini çıkarmıyor. Bakın seçim geliyor Almanya'da. Birlik içerisinde hakkımızı, hukukumuzu eğer aramazsak ve gerçekten bizim hakkımızı, hukukumuzu savunacak olan kendi içerimizden çıkma, çıkacak olan siyasetçileri seçmezsek işte yine bunların eline mahkum kalacağız. Hep anlatıyorum, yine söyleyeceğim. Bizim kendi aramızda birlik yok. Avrupa'da yaşayanlar için söylüyorum bunu. Kendi içimizde 80 parçaya bölünmüşüz. O cüsü, bu cüsü yok bilmem ne Ya bunlara gerek yok. Bu bayrağın altında hepimize yer var arkadaşlar. Dili, dini, ırkı, mezhepi ne olursa olsun ortak payda eğer bu bayraksa bu bayrağın altında hepimize yer var. İnsanları yok o camisi, yok bilmem derneği, yok bilmem şusu busu. Ya bırakın bunları ya bırakın bu ayrımcılıktan vazgeçin artık. Onun için ırkçılık olayları patlıyor. Almanya'nın en çok göçmeni Türklerden oluşuyor. Almanya'da en çok. Kaç tane milletvekili çıkartıyoruz? Çıkardıklarımızın yarısı da vatan aynı zaten. Terör örgütü PKK'nın onun bunu sözcülüğünü yapıyorlar mecliste. Kendi aramızda, kendi içerimizde eğer bu birliği, dirliği sağlayabilirsek o zaman bu tarz ırkçı olaylar azalacaktır siyasetçileri kendi içimizden çıkarmamız lazım. Yoksa öbürlerinin böyle ağzına bakarız. Onların insafına kaderimizi ve çocuklarımızı terk ederiz. Bizler bu ülkelerde göçmen falan değiliz. Bizler bu ülkelerde artık buranın vatandaşlarıyız. Bu mantığa gelmemiz gerekiyor. Birlik olmazsak herkes bir an önce emekli olup Türkiye'ye kesin dönüş yapmanın telaşına girer. Nereye dönüyorsun kardeşim? Çoluk çocuk burada. Her şey burada. Türkiye'ye gittiğimizde de bizi kırmızı halı serip beklemiyor kimse. Böyle bir şey yok. Yaşadığımız ülkede en güçlü şekilde ekonomik anlamda, siyasi anlamda, sosyal anlamda en güçlü şekilde çocuklarımızı en iyi eğitimleri alarak, onların eğitim almasını sağlayarak, en güzel meslekleri bizim çocuklarımızın yapmasını sağlayarak, en güzel ekonomik işleri bizim vatandaşlarımızın yapmasını sağlayarak, en güçlü siyasetçileri de kendi içerimizde çıkartarak biz bu ülkede daha güçlü hale gelebiliriz. Yoksa bunların kaderine kendimizi teslim ederiz. Kaderimizi onlara teslim ederiz. Onun için sizlerden ricam şu. Şu bölünmüşlüğü yoktu. O partiydi, bu partiydi. Bizim hepimizin arkadaşlar güçlü birlik olması gerekiyor. Parçalanmışız. Onun camisine o gitmiyor. Onun bilmem derneğine o gitmiyor. Ya ne sorunum var ya? Ne sorunum var? Neyi paylaşamıyoruz? Ne var ortada? Bu bayrak yetmiyor mu? Yok onun mezhepi, dini falan. Ya bırakın bunları ya. Hiçbirimizin birbirimizden farkı yok. Hepimiz bu toprağın çocuklarıyız. Kanımız aynı. Birlik, beraberlik olursak seçimde de, orada da, burada da güçlü oluruz. Yoksa değerli izleyicilerim, bu ırkçılık da oydu buydu olayları bitmez. O kadar vatandaşımız geçen yıl Şubat ayında Honao'da hayatını kaybetti. Kaç tane Türk, kaç tane, kaç yüz tane Türk gösteri yaptı. Toplasanız 100 kişi yok. Bu mu yani? Hukuk kuralları içerisinde tabii ki. Ama yani kendi içimizde bile doğru düzgün siyasetçi çıkartamıyoruz. Oy verdiklerimizin bir kısmı bölücü, Türkiye düşmanı, terör örgütünün maşaları. Federal Meclis'te bulunanların bir kısmı, hepsi değil. Onlara gidiyoruz, bir daha oy veriyoruz. Yapmayın arkadaşlar. Kime oy verdiğinize bir bakın, bir dinleyin bu adamlar ne diyor? Bunların çoğu boynunda tasmalı tipler. Tasmalarını birileri tutuyor. Türkiye'yi karalamak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Onların umrunda falan değil Almanya'da Fransa'da yaşayan gurbetçi vatandaşın derdi derman. Hiç umrunda bile değil. Seçiliyor gidiyor parayı alıyor. Ondan sonra Türkiye'ye saldırıyor. Bunların amacı bu. Başka bir şey yok. Onun için lütfen gözünüzü açın. Nerede olursanız olun. Birlik içerisinde, dirlik içerisinde şu ocu buculuğu bırakın arkadaşlar. O öbürünün camisine gitmiyor, o öbürünün camisine gitmiyor. Ya bu nasıl Müslümanlık ya? O onun derneğine gitmiyor, bu bunu. Ya ne var, ne var aranızda ya? Ne var? Ne düşman mısınız? Nesiniz? Türkiye'de bile bu kadar yok ayrımcılık ya. Almanya'da olduğu kadar. Ne gerek var kardeşim? Ne gerek var?